Bu meslekte yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Rıza baba, benden istediğiniz bir şey var mı? Yok, biz eve geçeceğiz. Eşim, beraber mi gideceğiz? Hı hı. Tamam. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Biz eve geçiyoruz. Siz merkeze dönün. Öğleden sonra ben de geleceğim. Tabii Rıza baba. Hadi Ali. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Bir şey lazım olursa haber verirsiniz Rıza baba. Tamam, tamam. Başın sağ olsun. Sizler sağ olun. Hadi canım. Zavallı kız. Kimsesi kalmadı. Allah'tan Rıza baba, Ayla abla. Yine de zor. Çok zor. Allah sabrını versin. Ne diyelim başka? Gidelim mi? Hadi. Devriye sakin miydi komiserim? Evet, vukuatsız. Çay söyler misin bize Canan? Hemen. Cano, konuş aşağıdakilerle, otopark kavgasındaki çocukları getirince haber versinler. Tabii komiserim. Kabasını aldık ama sorguda da bir rötuş atarız artık. Atarız tabii. Cenazeye de gidemedik. Devriyemiz olmasaydı... Daha iyi oldu kızım, boş ver. Böyle karnında bebekle mezarlıkta gezme zaten. Bebek, bir de o vardı değil mi? Dünyanın en güzel haberi bu. Mutlu olmamız lazım. Asma artık yüzünü. Sen kendi haline bak. Halinize tüküreyim sizin. Hayat mı kardeşim, hayat? Biri gidecek, biri gelecek. Bunun manası, kuralı bu. Adam gibi sevinin. Üzmeyin yeğenimi. Doğru düzgün konuş benimle. Bağırma. Onur, Onur nereye gidiyorsun? Kızım çekil, bıktım senden, bıktım, gidiyorum. Gidemezsin. Kızım çekil. Kime gidiyorsun? Kiminle buluşacaksın? Onunla değil mi? Ah. Kafayı yemişsin sen, kafayı. Onur! Sabaha kadar var, umurumda değilsin. Defol, defol git hayvan herif. Gir içeri be, gir. Sen ne biçim bir erkeksin be, Allah cezanı versin senin hayvan herif. Git bir daha gelme. Rezil ettin bizi herkese, manyak. Gir içeri. Allah cezanı versin hayvan herif.
Allah sabır versin. Zahmet oldu size de. Sabahtan beri uğraşıyorsunuz. Biz uğraşacağız tabii Yeliz'cim. Yalnız mı bırakacağız seni? Pınar. Ben bakarım Hala abla. Yeliz Erdem siz misiniz? Evet. Size evrak getirdim. Şuraya imzalarsanız. Buyurun. İyi günler. Sağ olun. Kimmiş? Neymiş? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden evrak gelmiş. Tayin yazın mı acaba? Bilmem. Bak bakalım ne diyor? Tayinim çıkmış. Neresi? Atatürk Lisesi. Ah, bizim okul burası. Şansa bak. Ah, aynı yerde mi görev yapacağız şimdi? Evet canım. Artık biraz gülsün yüzüne. Hadi. Hadi. Zaha baba, Yeliz nasıl? Nasıl olunabilirse. Aile ablalar yanında değil mi? Hı, evet. Suat da uğrayacak akşamüstü. Canımız yandı. Başka şeylerin derdine düştük. Ekibimize yeni bir üye geliyormuş ha. Kusura bakmayın çocuklar. Bu hengamede kutlamayı unuttum. Rica ederiz. Bunca telaş acı arasında çok da önemli değil zaten. Hayır. Önemli. Hatta en önemlisi bu. Evet. Çok yakın bir dost kaybettik. İlk acımız değil. Son acımız da olmayacak. Hayat bildiği gibi devam edecek. Ama siz o hayatın en güzel sürprizini yaşıyorsunuz şu an. Kabahat işlemiş gibi süklüm püklüm oturmayın karşımda öyle. Evet ya. Ne bir kutlama ne bir coşma. Söyledim usta. Dinleyen yok ki. Ama olmaz böyle arkadaşlar. Biliyoruz da böyle bir zamanda bu haberi almak. Ne bileyim çok garip oldu. Sevindik ama galiba daha çok korktuk. Gördüğümüz o kadar olay, kaybolup giden onlarca insan. Hep derler ya böyle bir dünyaya bebek getirilir mi diye. Biz o dünyanın en pis koridorlarındayız. Orada çalışıyoruz, orada yaşıyoruz. Ne zaman neyle karşılaşacağımız belli değil. Sizlerin de çocukları var. Siz böyle hissettiniz mi bilmiyorum ama biz korktuk. Biz de korkuyoruz kızım. Hele ben sürekli yüreğim ağzımda yani. Hem insan uğruna korkmadığı, endişe etmediği bir şeyin değerini nereden bilebilir ki? İyi de ya hata yaparsak? Yapacaksınız tabii. Herkes yapar. Biz neciyiz? Bu kadar insan var yardımınıza koşacak. Şunu unutmayın. Her bebek dünyaya kendi cennetiyle gelir. Sizin işiniz, hatta bizim işimiz o cenneti korumak. Cehenneme dönmesine izin vermemek. Kolay mı o kadar Rıza baba? Nasıl olacak? Evet, kolay. Çok kolay. Sevmekle olacak. Sadece sevmekle. Sevmek mi? Evet. Hem de çok sevmek. Ondan kolay ne var? Güzel. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun. Durmuş o kadın o kadın. Hangi kadın be? Ha? Yok ulan başkası yok. Takmış kafayı demek ki abi. Taktı tabii taktı. Canımı ok. Ne huzur bıraktı ne rahat. Ne yapacaksın oğlum? Ayrılacak mısın? Ayrılmak mı? Canımdan bezdim diyorsun. Ayrıl gitsin. Kızdan bol ne var? Kız. Kız çok da der ya. O başka. Seviyorsun ha. İki duble içince aslan kesiliyorsun da kaybetmeye gelince yürek Selanik. Size ne lan? Ha? Aşk doktoru kesildiniz başımı. Size anlatan da kabahat be. Bakın dalganıza. Şş, nereye be? İçiyorduk. Bırak. İçti o içeceğini. Hadi eyvallah. Taksi maksi bulalım oğlum sana. Bu halde araba kullanma. Bulurum abicim ben. Bulurum. Kendi taksimi kendim bulurum. Eyvallah. Kızım benim, canım yavrum. Ben şimdi anneannem oluyorum. Öyle işte. Hayırlısıyla ilk torunu alacağız kucağımıza. Ay canlarım benim. Annem benim. Canım. Herhangi bir ağrı sancı yok değil mi? Yok yok. Zaten daha çok erken biliyorsun. Tabii ama düzenli doktor kontrolüne başlamak lazım. Bizim hocalarla konuşalım da bu haftaya falan halledelim. Halledelim tabii.
Sen de o iş amcası. Merak etme, hallederiz. Ah yavruma. Keşke rahmetli baban da bu günleri görebilseydi. Anneciğim yapma. Bizim babamız da göremedi, yazık. Yapmayın ama. Böyle günde konuşacak başka bir şey yok mu? Üzmeyin benim karımı. Peki peki, bir şey demedik. Aç mısın kuzum? Yok. Yedik bir şeyler dışarıda. Aa, yemeyin çocuğum öyle pis pis yerlerde. Bak ben mis gibi barbunya yaptım, zeytinyağlı. Senin barbunyan çok yağlı oluyor şekerim. Ben zeytinyağlı enginar yaptım. Zeynep'in sevdiği gibi. Aşk olsun ama sana. Ne olursa olsun canım. Bir sürü yemek işte. Yenir, değil mi canım? Karnım tok anneciğim. Gerçekten tok. Ya kusura bakmazsanız ben biraz uzanıp dinleneceğim. Rahatına bak sen. Biz gürültü yapmayız canım. Sağ ol. Bay bay. Oo, süper bunlar be. Bak işte herkesin gözü üstümde. Gel bir an önce de kurtar beni. Aylin, nasıl gidiyor ekip? Alıştın mı dışarıda olmaya? Alışıyorum be abi, yavaş yavaş. Öyle masa başına benzemez değil mi? Daha tehlikelidir ama zevklidir. Heyecanını sevdim. Mesleğe yeni başlamışım gibi hissediyorum. Yandın kızım sen, yandın. Yok öyle eskisi gibi, geçir kulaklığı. Lili, alo, asayiş şubeden ben Aylin. Geçti o günler kızım, geçti. Artık dilin bir karış döneceksin eve. Aman 45, abi ya. 40. Herkes 45-40. 45-40 dinlemede. Bakırköy Koloğlu Mahallesi 14 numarada bir cinayet ihbarı. Zanlı muhtemelen hala olay yerinde. Hala olay yerinde mi? Anlaşıldı, tamam. Hadi o zaman Ali, hadi bas. Allah Allah, tamam abi. Bas, basıyorum. Derya, ne oldu sana? Derya, ayağa kalk. Derya bana bak. Derya. Allah'ım. Burası mı? Evet. Adamın ne işi var ki hala içeride? Belki kendine bir şey yaptı. Girip bakalım hadi. Kal orada! Kal ben abi! Yaslan oraya, yaslan! Şöyle. Oraya yaslan! Yaslanı ver ha, yaslan! Hani üstünü ara! Ben içeri bakıyorum Aylin. Tamam. Kızcağız yoruldu bütün gün. Acısı da taze. Bitkin düştü. Bırak uyusun. Kendine gelsin biraz. Ne diyorsun okul işine? Sevindim. Kız yakınımızda olur. Yalnızlık çekmesi hiç olmasa, değil mi? Bence de. Sen yorulmadın mı bugün? Pınar serserisi de yok. Bütün gün tek başına koşturdun durdun öyle. Yoruldum biraz ama geçer şimdi. Yani diyorum ki şurada 2 saat uyusam hiçbir şeyim kalmaz. Bak böyle. Canım benim. Efendim Aylin. Aha, anladım. Nerede? Tamam, geliyorum birazdan. Önemli mi? Her zamanki işler. Sabahleyin görüşürüz ha. Tamam canım. Dikkat et kendine, olur mu? Merak etme. Hı hı. Derya Kılıç Aslan, 28 yaşında. Tek başına yaşıyor. Şüpheli Onur Kara. Yani erkek arkadaşı. Sık sık burada kalıyormuş. Aşk cinayeti mi yani? Öyle görünüyor. Cinayet aleti bıçağı banyoda bulduk. Adam nerede? Ekiple merkeze gönderdik Rıza baba. Kapıda zorlama olmamış. Evde eksik görünen herhangi bir şey. Dikkat çeken bir şey yok Rıza baba. Evi bilen birilerine de göstermek lazım. Cinsel saldırı yok. Öyle büyük bir boğuşma da yaşanmamış. Belki de boğuşmaya fırsat kalmadı. Kaç bıçak verdi size Sayda?
18. Böyle bir vahşet durup dururken olmaz çocuklar. Komşularla konuşun. Olay yeri raporları da sabahleyin bizde olsun. Adamdan itiraf da alsak destek kanıtlarımız olmalı. Önce esaslı bir sorguya çekelim şu adamı. Detaylar atlanmasın. Saç, kan, tükrük, her şey tamam mı? Hadi herkese iyi çalışmalar. Savcı Bey'e bırakalım. Tabii, tamam abi. Abi bu saatte okul mu olur ya? Hala uyuyorum ben. Benim de içim uyuyor ama gidiyoruz mecburen. Söylenme işte, yürü. Of ya. Kaç sene kaldı bu okul olayın bitmesine? Daha var oğlum. Sıkacağız işimizi işte. İnsan kaportaj dükkanını özler mi ya? Ben özledim. Ben de özledim vallahi. Bilemedik Salim Usta'nın kıymetini. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel bakalım şuna. Boşuna uğraşma amca. Karbüratörün ortamında pislik var. Nasıl? Bak şimdi. Şuradaki hortumu çekeceksin. Emeceksin amca, emeceksin. Dikkat et, boğazına benzin kaçabilir. Ama çalışır araba, kesinlikle çalışır. Eyvallah, sağ olun. Hadi kolay gelsin, eyvallah. Hadi güle güle. Abi, şuraya bak, Melis değil mi o? Melis valla. Ağlıyor galiba. Melis. Ne oldu ya? Ne bu halin kızım? Tekli çok kötü ya, çok kötü. Ne oldu ya? Söylesene, neden ağlıyorsun kızım? Bizimkiler de öldü beni. Ne? Sizinkiler de kim? Annemle babam. Yuh ya. Arkadaşlar dün geceden beri size ulaşamamışlar. Biz de mecburen iş yerinize kadar geldik. Evet de komiser bey, konu neydi? Konu tatsız. Kız kardeşiniz Derya. Ne olmuş ona? Dün gece evinde ölü bulundu. Ne? Başınız sağ olsun. Ne? Derya. Evet. Derya. Nasıl? Merkeze geçelim. Orada daha rahat konuşuruz. Hadi. Olay yeri inceleme, otopsi raporu bu sabah geldi Rıza Baba. Güzel. Bilmemiz gerekenler? Kapıda bir zorlama yok. Evden eksik bir eşya çıkmadı. Düşündüğümüz gibi herhangi bir cinsel taciz, zorlama izine de rastlandı. Olay yerinde bulunan bıçağın cinayete kullanıldığı raporla kesinleşti. Üstünde de Onur'un parmak izi var. Bizi şüpheliye yaklaştırabilecek herhangi bir şey? O gün akşamüstü saatlerinde Derya ve Onur'un kavga ettiğini duyan komşular var. Adam kapıyı çarpıp çıkmış. Kadın da arkasından bağırmaya devam etmiş. Peki 155'e ihbar nereden yapılmış? Belli değil henüz. Arkadaşlar bakıyor. Bazı detaylar dışında aslında olay çok net Rıza Baba. Yani iş adamları itiraf almaya kaldı. Bir yerde bir terslik var ama... Sence kopukluk nerede? Diyelim ki adam cinayeti işledi. Elinde bıçakla banyoya girdi. İzleri silmeden küvete attı bıçağı. Yakalandığında her tarafı kan içindeydi. Elini bile yıkamadı mı? Ya da evde bir sürü kıyafet var. Üstünü neden değiştirmedi? Polisin yolda olduğundan daha haberi yoktu değil mi? Yani bunların hepsi için vakti vardı. Aynen öyle. Bu sadece ufak bir kör nokta. Adamdaki şüphe işlemeye yetmez ki. Kızın abisini getirecektik merkeze, ne oldu? Mesut yoldaymış. Birazdan burada olurlar. Geldiklerinde haber verin. Adamla ben görüşeyim. Murat, sorgusunu da sen de bulun. Hı hı. Hadi, geri kalanlar devreye çıkabilirler. Rıza Baba, şu devreye meselesiyle ilgili... Evet. Ya, hayır Murat. Sakın bak, lütfen. Neler oluyor? Zeynep artık biraz daha sakin görevlerde çalışsa daha iyi olmaz mı Rıza Baba? Bebek için yani. Ne dersin? Ha. Saçmalıyor Rıza Baba. Ne dediğini bilmiyor. Zeynep, bak inatçısın, anladık da. Anladıysan kapat bu konuyu. Ben şimdilik iyiyim Rıza Baba. Ya böyle 9 ay oturup bekleyemem zaten. Elbette. Karar senin. Teşekkür ederim. Minibüse iniyorum ben. Zeynep. Sakın gelme peşimde. Neyse. Odamdayım ben. Tabii abi. Ya Murat. Yazıktır. Bu kadar ezme bu kızı. Yani nasıl bir baskı kurduysan artık. Resmen sözünden çıkmıyor ya. Olmaz böyle bir şey yani Murat'cığım. Abi Allah aşkına gülmeyin ya. İşimiz var zaten bu kızla. Oğlum kaptan sensin. Burası da lise son sınıfların bulunduğu kat. Çok güzel bir okulmuş. Harika bina. Öyledir. Nasıl buldun öğretmen arkadaşları? Çok iyiler. Çok sıcaklar. Lise 2 ile lise son sınıfları vereceklermiş bana. Matematiğin en zor olduğu sınıflar. Allah kolaylık versin. İyi oldu aslında. Üniversiteye hazırlananlara faydam dokunur. Seviyelerini ölçmek için hemen bir test hazırlayacağım. Hızlısın. Çalışmak iyi gelecek. Oturup kendimi dinlemek istemiyorum Ayla abla. Dinlersem deliririm.
Evet. Yani haklısın da tabii. Aile hocam, Şükür kavuştun ana hocam. Nasılsın Hemer? Nerelerdesin bakayım? Tatili uzattık bu sene hocam. Beşinci seneyi doldurduk lisede. Biraz da biz izin yapmayalım mı? Ne izni oğlum? Bitir de kurtul artık bu sene. İnşallah hocam. Ablamız kim? Misafiriniz mi? Abla değil, hocam diyeceksin. Yeni matematik öğretmeniniz Yeliz Hanım. Hem de matematik. İki kere yandık hocam. Neden? Sevmez misin matematiği? Vallahi birkaç deneme yaptık ama hocam olmadı. Ayrıldık mecburen. Neyse, bir başlayalım derslere. Belki değiştiririz fikrini. İnşallah hocam. Saygılar. Okula ekmek yok bu sene bak. Gözüm üstünde Emer, ona göre. Tamam mı? Tamamdır hocam. Bu sene bitiyor bu iş. Altıya uzamaz. İyi. Tatlı çocukmuş. Tatlıdır. Bir de okumaya niyeti olsa serserinin. Bak böyle ikişer üçer indiriyoruz diye verirseye sanma. Bozuşuruz, tamam mı? Tamam abi. Satar satmaz parası sende. Kesik atayım da deme. Payını ben vereceğim. Anladın mı? Tamamdır abi. Güven bana. Ne yapıyorsun oğlum ya? İyi, sen ne yapıyorsun? Ne olsun işte. İyi bakıyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Bekliyoruz. Koçum benim. Ne oluyor lan burada? Bunlar ne? Enver abi, rahat bıraksana çocuğu. Sana buralarda dolanma demedim mi? Akıllı ol, boyunu aşan işe karışma. Karışırım lan, satamazsın o burada. Kimsin oğlum sen? Görmeyeceğim lan seni bir daha burada. Adını bile duymayacağım. Sen bittin oğlum. Defol. Görüşeceğiz lan, görüşeceğiz. Defol. Kavga ettiniz hatunla, çıktın gittin evden. Nereye gittim demiştin? Abi meyhaneye gittik. Hakkı babanın yerine. Kim kimdiniz? Bizim çocuklar işte. Şakir vardı, bir de Erol. Çok içtiniz mi? İçmişizdir abi. Kafam da bozuktu zaten. Meyhanede iyice pilota bağladın. Kendini bilmeden çıktın gittin. O halde bir de araba mı kullanacaktın? Yok abi, süremeyecek kadar değildim. Oturdum direksiyona. Sonra? Abi sonrası yok. Küt diye bir ses hatırlıyorum. Böyle kafamın arkasında bir acı. Abi al işte bak abi, Allah aşkına bir elle be abi. Bak, hissettin mi abi? Ooo, yumurta gibi şişmiş ha. İlk sorguya kim girdi? Ali ile Ay. Onlar yapmaz. Yapmaz tabii. Ben de ilk kez görüyorum vatandaşı. Daha önce ben girmedim değil mi sorguna? Yok abi, ilk kez geliyorsunuz. Heh, benden de değil. Kimden peki? Görmedin mi Vuran'ı? Abi görmedim. Yemin ediyorum görmedim abi. Gözümü bir açtım, Derya yanımda. Kanlar içinde. Kanlar içinde yatıyor. Canım. Derya. Tamam. Topla kendini. Neydi derdiniz Derya'yla? Neden kavga ediyordunuz? Abi iyiydik aslında. İki yıldır beraberiz biz. Geçen ay teyzesini kaybetti kızcağız. Ondan beri sinirleri aşka böyle. Teyzesiyle ne alaka? Sana takmıştır kafayı belki. Abi önceden şeker gibiydik. Bu teyzenin vefatı bitirdi kızcağızı. Anne baba erken ölünce kadın bakmış Derya'yla abisine. Aile dediğim bir o vardı sadece. Ama acayip düşkünlerdi birbirlerine. Ondan o kadar üzüldü yani. Sinirleri bozuldu. Kavga etmeye başladınız öyle mi? Öyle abi. Yemin ederim öyle. Başka hiçbir şey yok. Ben deli gibi seviyorum Derya'yı. Rahmetli oldu gitti. Bak Allah belamı versin. Deli gibi seviyorum Derya'yı. Abi nasıl zarar veririm ben o kıza? Tekrar başınız sağ olsun. Böyle zor bir günde bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Yardımım olabilecekse. Mutlaka olur. Kardeşinizin sevgilisi Onur elimizde. Tanır mısınız kendisini? Birkaç defa bir araya gelmişliğimiz vardır. Çok hoşlanmayız birbirimizden. O mu? Onur mu yaptı? O mu öldürdü Derya'yı? Şimdilik sadece şüphelim. Başka kim olabilir ki? Kim öldürebilir Derya'yı? Teyzenizden bahsedin biraz. Geçtiğimiz ay vefat etmiş. Kardeşiniz de sizi o büyütmüş. Oldukça düşkün olmalısınız kendisine. Düşkündük tabii. Ama ecel. 87 yaşındaydı rahmetli. Fazla acı çekmeden verdi son nefesini. Derya kabullenmekte zorlandı biraz. Kadınlar daha hassas oluyor malum. Şimdilik bu kadar herhalde değil mi amirim? Evet. Geldiğiniz için teşekkürler. Rica ederim. Tekrar başınız sağ olsun. Eskiden kızmazlardı böyle. Kardeşim doğduktan sonra bana çok kötü davranmaya başladılar. Dün de çok sinirlendiler. Babam dövdü beni. Nasıl bir şey bu ya? Kafayı mı yemiş abi bu insanlar? Şu kıza vurulur mu? Vurulmaz vallahi, yazık ya. Ben bir daha dönmem o eve. Ne?
Saçmalama kızım, o kadar da değil ya. Dönmemiş de dönmem. Yani sen şimdi evden mi kaçtın? Evet. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Bir çocuk yuvası var mıdır beni alacak? Abi sen gelsene bir benimle. Ne var gene oğlum? Abi ne yapacağız bu kızı? Bize ne oğlum ya? Abi görmüyor musun halini? Hiç mi vicdanı sızlamadı? Yok vallahi sızlamadı. Ayak yapıyor oğlum, kanıyorsun hemen sende. O kadarını biz de anladık da annesi babası arızaya bağlanmış. Bir gün kaybetsek kızı akılları başlarına gelir aslında. Nasıl kaybedeceğiz ki? Bize götüreceğiz. Evdekileri çaktırmadan saklayacağız odada. Saçmalama oğlum. Beşiktaş'ın futbolcusu diye Allah'ın arabanı aldık bir sefer. Başımıza gelmeyen kalmadı, hatırlasana. O yarmayla bu çıtapıda güzel kız aynı şey mi abi? Saklarım ben bunu. Hem atlarıma pek incik ya. Gel bir sebaba girelim be abi, hadi be. Öyle olsun bakalım. Ama bir günlük ya, abartmak yok. Yok yok, tamam. Hadi. Melis, çözdük senin işi. Bize gidiyoruz güzelim, hadi kalk. Hadi gel. Heh, Zeynep de geldi. Geciktim biraz, kusura bakmayın. Önemli değil. Nasıl geçti devriyim? İyi, sakindi. Derya Kılıç Aslan cinayetinde ne durumdayız? Durum falan yok Rıza Baba. Habire patinaj. Onur'dan başka şüpheli yok elde ama. Bunda suçlamaya yeterli delil yok. Savcıya sevk edeceğiz mecburen. Gerisiyle de onlar ilgilenecek. Olmaz. Öyle yarım yamalak derdemeyiz. Şu ihbarı yapan telefonun adresini sormuştum. Bulabildik mi onu? Bulduk Rıza Baba. Cinayetin işlendiği eve çok yakın bir telefon kulübesi. Al bir tuhaflık da. Hani komşulardan gelmişti ihbar? Dışarıdaki biri alakasız bir evdeki olaydan şüphelenip telefon açar. Hem de kulübede. Numarasının takip edilmesini istemiyorsa açar. Bu anlamsız parçalar bir araya gelmeden şüpheliyi savcılığa sevk edemeyiz çocuklar. Derinleştiriyoruz araştırmayı. Yine söylüyorum. Bence kendi işimizi kendimiz zorlaştırıyoruz. Ama madem devam ediyoruz, ne var ne yok bir daha bakalım. Hı-hı. Ölen kızın abisini izlemeye aldıralım mı Rıza Baba? Evet, iyi olur. Ha, bir de şu geçen ay ölen teyzeleri. Kadınla ilgili ne öğrenebiliyoruz bir bakalım. Oldu mu işte? Arşivden isterim dosyasını Rıza Baba. Bu arada Onur için savcılıktan ek süre isteyeceğim. Ben de gidip görüneyim bir adama. Sakin sakin beklesin. Tamam. Herkesin dikkatini bu işe istiyorum çocuklar. Gereğinden fazla uzadı. Bir an evvel bitirelim şu işi. Tabii amirim. Tabii amirim. Anne, marketten alıverelim işte ne lazımsa. Pazara mı gidilir bu sıcakta ya? Öyle deme kızım. Taptaze oluyor her şey. Fiyatlar da daha uygun biliyorsun. Of ya, of. Ne haber kızlar? Heh, ilk defa tam zamanında geldiniz valla. Hadi bakayım, bırakın çantalarınızı. Pazara gidiyoruz. Taşımamıza yardım edeceksiniz, hadi. Hayatta gelemem valla. Gidin siz anne. Allah Allah. Hain evlat. Hı. Anneciğim, ben de çok isterdim gelmek ama çok ödevim var. Kalıp evde ders çalışsam kusura bakmazsınız değil mi? Oo! Ah kızım benim, kal tabii kal, dersini çalış paşam. Allah Allah, ne dersiymiş bu ilk haftadan acaba? Anlatsam anlayacaksın sanki abla ya. Ben de evde kalıp çalışayım bari, ne yapayım başka? Olmaz, sen bize geliyorsun. Kocadana, yürü hadi. Hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü. Anne yapma hadi. Ya. Yürü de bir ayrınızı görelim. Eşek kadar oldunuz. Hadi. Anne ya. Yürü. Hadi kolay gelsin abicim. Anne ya, yapma ya. Hadi bay bay. Melis, gittiler güzelim, gel. Geldim Tekin. Ben çıkıyorum. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Ben size söyledim. Şimdi sizin kendi kafanıza göre yapalım. Ne olacak lan o herifin torbacılığını yapınca? Adam mı olacaksın? Paraya mı boğacaklar seni? Ne zannediyorsun? Bırak be! Bıraksana! Bırakmam. Aklını başına getireceğim seni. Rahat dur. Ya Celil'e geliyorsunuz. Ne olduğunu anlamadan baktın mı? Üç kuruş için değer mi lan? Değer mi? Yeter be! Sana mı soracağım ne yapacağımı? Sen kimsin be? Sen gibi konuş benimle. Elimde kalırsın. Para mı lan derdin? Para mı? Söyle. Para tabii. Ne yapacaksın? Sen mi vereceksin? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Ayrılın. Bırak arkadaşını Enver, bırak. Yakışıyor mu size böyle kavga dövüş? Ne alıp veremediğiniz var? Önemli bir şey değil hocam. Sana söylüyorum. Nereye gidiyorsun? Evime. Bana sesini yükseltme. Adın ne senin? Umut. Umut. Bırakın gitsin hocam. Uğraştığınıza değmez.
muydun? Evet Ayla abla. Bitti mi senin dersin? Bitti güzelim. Rıza uğrayacaktı. Beraber çıkalım, seni eve bırakalım ha? Zahmet etmeseydiniz hiç. Aa, ne zahmeti canım? Alayım çantamı, geliyorum. Beni bekle, tamam mı? Tamam. Hadi. Sana da zahmet oldu Engin. Buraya kadar yoruldum. Ne zahmeti Rıza baba? Ya taksiyle git gel, ne gerek var? Hem yolumun üstü zaten canım. Yolun üstü abi. Ah, geldiler. Merhaba. 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 Merhaba Elis. Çok beklettik mi? Yok, şimdi geldim. Nasılsın? İyiyim Rıza abi, siz? İyi, sağ ol. Buyurun. Ne haber kardeşim, ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyice havalandı şerefsiz. Herif ağa kesildi abi. Hı. Yap bir şeyler ya. Yapacağım oğlum, yapacağım. Çok temiz bir ameliyat yapacağım ben bu şerefsize. Rıza babayı da aldın arkana. Hiç söz dinlemezsin artık. Ya, önceden çok mu dinliyordum sanki? Doğru. Hep böyle keçi gibiydi. Biraz değilsen iyi olur ama. Tek başına değilsin artık. Ya hatırlatıp durma. Bebek benim için de sonuçta, farkındayım. Farkındaymış gibi davran o zaman. Doğuma kadar geri hizmette çalış. Her operasyona atlama. Koru biraz kendini. Bana ne yapacağımı söyleyip durma. Devriyede de operasyonda da başımın çaresine bakarım. Ya bugüne kadar nasıl koruduysam kendimi, bundan sonra da korurum, tamam mı? Yeter ki sen başımın etini yiyip durma. Zeynep. Zeynep iyi misin? Ne oldu? Tansiyonum düştü biraz. O kadar bağırmaya normal. Bağırtma sen de. Tamam, 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 tamam. Demedim işte, tamam. Tamam. Şunları da alalım bak. Tamam, aldım. Evet, evet, evet. O ne? Direkt yumurtanın sarısı. Ki, sıvı halde. Her sabah bir bardak içmen lazım. Protein için. Ne? Yumurta mı? Evet. Hem de sarısı. Evet. Bak, kabuğunu kıracaksın. Doğru mide. He? Hatta kabuklarını dövüp toz haline getireceksin. Sarısına karıştır, onu da içeceksin. He? Kemik oluşumuna faydası çok iyi oluyormuş. İğrenç. Zeynep. Zeynep ne oldu? Ne dedim ki ben şimdi ya? Ya Zeynep. Zeynep. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Soruşturma bitmeden avukat miras meselesini çözemiyor. Sıkacaksın dişini biraz. Sıkalım sıkmasına da içim rahat değil. Paran alınca rahatlarsın doktor. Üzme kendini, sağlığına zarar. Nasıl bu kadar sakinsin anlamıyorum bir türlü. Sakin olmak zorundayım. Başka şansım yok biliyorsun. Sen anladın mı Sezgin'in ne iş yaptın? Hayır anlamadım. Bütün gün aylak aylak dolaştı. Şimdi de bu adamla buluştu. Aracın plakasından kimlik çıkarabilir miyiz bir bakalım. Tamam çektim fotoğrafı. Tamam görüşürüz. Eyvallah. Bir de ne konuştuklarını duyabilseydik. Geçmiş olsun. Gidiyorlar zaten. Gitsinler bakalım. Acıktın değil mi Melis? Biraz. Ben kurt gibi acıktım ya. Neden çıkıp yemiyoruz oğlum? Hanımefendi misafirimiz deriz. Kim ne der ki? Kızı götüremeyiz içeri abicim. Sen tek başına yemeğe otursan baban kıllanır. Dayan biraz. Toplasınlar sofrayı, aşıracağım mutfaktan bir şeyler. İyi tamam dayanırız. Sizi zor duruma soktum, özür dilerim. Öyle oldu biraz ama ne yapalım? Abi biraz insanlık ya, biraz nezaket ya, insaf ya. Nasıl yani? Bütün gün içeride miydi sıpalar? Odalarında ders çalıştılar ha? Evet Hüsnücüm evet. Hı. Tekin zaten okuldan gelir gelmez kapandı odaya. Metin de pazara geldi yardım etmeye. Gelir gelmez oturdu ders çalışmaya yavrum. Yemeklerini de daha sonra yiyeceklermiş babası. Çalışmaya? Allah Allah. Aklına yatmadı değil mi baba? Hiç yatmadı henüz erişim hiç. Benim de vallahi. Kesin var bunda bir iş. Kimseyi de sokmuyorlar içeri. Ne yaptıkları belli değil yani. Ay bir seferde günahına girmeyin şu oğlanların Hüsnü. Eh be. Çalışıyorlar işte harıl harıl çocuklarım. Yazıktır, günahtır. Bu eşek sıpaları okulun ilk haftası kapanıp ders çalışacaklar ha. Tarih yazmaz bunu Suat. Tarih yazmaz. Aç gözünü. Melis masanın altına gir, çabuk. Gir, gir. Çabuk. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor baba ya? Çalışıyoruz görmüyor musun baba? İnsan bir kolay gelsin der. Ne çalışıyorsunuz? Ödev falan verdiler okuldan baba. Test çözüyorum ben de.
Yapma ya. Hemen sıvadınız kolları yani. Bu sene böyle baba. Erken form tutacağız bu dönem baba. Sürprize yer yok. Ver kızım şu telefonu. Alo. Ver kızım. Alo. Evet. Ben eşeğim, buyurun. Aa, müdür bey siz miydiniz? Hayırdır bu saatte? Hadi bakalım o zaman. Çalışın da şaşırtın bizi. Başarıya açız biliyorsunuz. Güven artık bize baba ya. Eşek gibi çalışıp yaşlılığına rahat ettireceğiz seni. Senin gibi de sıkıntı çekmeyeceğiz. Görürsün bak. İyi hadi bakalım eşek sıpaları. Hadi hadi. Hüsnü! He? Hayatım çocukların okulunun müdürü arıyor. Gel. Yine ne yaptınız lan? Ay yok yok. Bu sefer başka bir şey. Okuldaki bir kız öğrenci kayıpmış da onun ailesi arayıp duruyormuş. Polise de gitmişler. Bir yardımcı olabilir misin diye şey yapmışlar. Kayıp kız mı? Bak bak. Alo buyurun müdür bey. Başvurdunuz mu polise? Hangi karakol? Az kalsın yakalanıyorduk abicim. Melis'i çıkar alından kız sıkıştı kaldı masanın altında. Melis'ciğim çık artık. Duydum bak zinkler kafayı yemiş kayboldun diye. Anlasınlar kıymetimi. Bence de. Tamam tamam ben ilgileneceğim müdür bey. Ailesine de söyleyin sakin olsunlar. İş artık polisteyse gereken yapılır tamam mı? Ben de ilgilenirim zaten. Ne yapıyorsun kızım? Tabii tabii. Dur anne dur. Tamam. Yakaladım işte. Kim bu? Kim bu? Açıklayın kim bu? Kim sen kimsin? Anne yakaladım. Ben Melis. Melis miydi bu kayıp kızın adı müdür bey? Anladım anladım. Ben çözdüm olayı çözdüm. Önemli değil beyefendi nasıl çözdüğüm. Hiç önemli değil. Bazı mesleki hisler, refleksler vesaire diyelim. Müsaadenizle müdür bey. Olayın üstünde biraz çalışmam gerekiyor da. Görüşmek üzere. Ay Hüsnü! Çekil kızım buradan. Gelin lan bu resim. Ne yapıyorsun? Yaşasın bana. Kim lan bu? Kim? Nereden buldun bu kızı? Elimden bir kaza çıkacak lan. Gelin lan. Götürün lan. Kızım kaç. Götürün kızı çiftçiyim. Götürün. Hiç böyle huyları yoktu Çakırım'ın. Ah o muhallebi gibi çocuk gitmiştir. Bu gürültücü asi olan gelmiştir. Ama çocuğa kızmamak lazımdır. Ay 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 ay. Hep o Allah Hanım'ın marifetidir. Bozmuştur oğlanı göndermiştir buraya. Hey Allah'ım ya. Öyle der midir garip? Ay yeter. Vay başımıza gelenler. Ne oluyor burada be? Tunç! Tunç! Tunç oğlum! Tunç! Ne yapıyorsun oğlum sen? Bütün mahalleyi ayağa kaldırdın ya. He. Gitar çalıyorum baba görmüyor musun? Ne çalması lan? Nereden çıktı bu gitar? Arkadaştan ödünç aldım. Ama kesin bana da alalım bir tane. Çok hoşuma gitti. Bak yakışmış mı? İyi ki gelmişsen Şahanım. Öğlenden beri kafa bırakmamıştır bu oğlan. Kafa beyin kalmamıştır bende. Aman Fidan teyze ya sen ne anlarsın ki? Şşş, üzgün konuş Fidan teyzenle. He? Hem zaten çalamıyorsun. Bırak şu gitarı bırak. Hayır ya çalıyorum. Aç şunu baba. Bir iki şarkıyı yarım yarım çıkardım bile. Hadi aç şunu diyorum. Amanın, amanın, ay. Hayatımda el kaldırmadım kızıma Hüsnü Bey. Yemin ederim. Melis'ciğim yeni doğan kardeşini kıskanmış herhalde. Bize de kızınca... Olur olur Kadir Bey. Çocuk bunlar. Oğlanlar da abartmış işi biraz. Bizden habersiz saklamışlar kızı. Kusurumuza bakmayın ne olur. Rica ederim efendim. Rahatsızlık verdik. İyi geceler. İyi geceler Hüsnü amca. İyi geceler güzelim. Üzme babanı tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Oğlum gel. Siz de arkadaşınıza gel bir bakın kızım. Bakalım hadi. Zeliç'ciğim hadi sen de. Hadi bakalım. Beyefendi. Akıl vermek gibi olmasın ama... Rica ederim buyurun. Yine de ortada bir sorun var. Melis hayal dünyasında bir şeyler üretiyor. Bir pedagogdan yardım almanızda... Biz de aynı şeyi düşündük eşimle. Sağ ol. Anlaştık o zaman. Peki iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler tekrar. Sağ ol. Geç şöyle geç şöyle. Ya baba biz ne bilelim böyle olacağını ya. İnsanlık yapalım dedik. Hatta ben onu bile demedim baba. Bırakalım ne hali varsa görsün dedim. Tekin gaza geldi. Abi hemen sat hemen. Bıktım ben sizin bu gaza gelmenizden be. Bıktım. Eve nasıl soktunuz kızı ha?
Nasıl? Vallahi inanır mısın, onu ben de anlamadım Hüsnü. Ben de ona şaşırdım zaten Suat. Senin gibi açık gözlü bir kadın nasıl atlar böyle bir şey ya? Basiretin bağlandı herhalde Hüsnü. Herhalde Suat, herhalde. Olay kapandığına göre artık cezaları konuşabiliriz değil mi baba? Ne diyorsun? Nasıl silinsin bu sıfalar? Abla ne insafsızsın ya. Yavrun kızı sanki ya. Hüsn. Bu seferlik size ceza yok. Hı? Nasıl yok baba ya? Kızı eve almışlar. Evet, neden Hüsnü? İyi niyet var işin içinde de ondan Suat. Ya kızı almasalardı içeriye, ya başına bir iş gelseydi. Hı? Zaten bunları oturup ceza düşünecek kafa da kalmadı bende. Aslansın be baba. İnsan işte insan. Heykelin iki bu adamın. Tamam lan tamam, kesin yalakalı. Hadi gidin yatın artık. Yarından itibaren de yalandan değil, adam gibi oturup ders çalışacak, anlaşıldı mı? Tamamdır baba. Tamam baba. Hadi kaybolun. Duydunuz. Duyduk. Hadi. Canım benim. Hüsnücüm, sen hiç merak etme. Ben bunlara hiç göz açtırmam. Oh, işte şimdi içim rahatladı Suat. Valla ihtiyacım varmış ya bu rahatlığa. Oh. Çalışın. Hı? Bu mu? Evet bu. Hadi gelin ben de. Oğlum bırak artık şu zımbırtıyı. Sütünü iç. Şu ekmeğini de ye. Hadi. Sana söylüyorum Tunç. Tunç. Ya of baba ya. Ne süt artık ya. Çocuk muyum ben? Ne zaman adam oldun lan? Oho çok oldu. Ne yapacağız? Alacağız bana da bu gitardan değil mi? Bir gitar dalgası eksikti. Olmaz. Ne? Neden olmaz ya? Neden? Dövseydin bir de. Ya her şeyime hayır diyorsun baba ya. Sıkıyorsun beni. Bunaltıyorsun. Bak benimle düzgün konuş, beni delirtme. Delirmişsin delireceğin kadar. Yeter be yeter. Ya adam ol, terbiyeni takın ya da çok fena bozuşur seninle. Çok fena, anladın mı beni? Ben kendim giderdim aslında ama... Olur mu öyle şey canım, ne zahmeti? İki adımlık yer. Hem laflarız biraz, fena mı? Sağ olun. Ya bir arada şu siz meselesini halledelim, olur mu? İstersen tabii. Rıza abiler, Ayla abla... Bütün ekip o kadar yardımcı oluyorsunuz ki bana... Abimin yokluğunu hissettirmemek için öyle bir ilgileniyorsunuz ki... Bazen yük mü oluyorum insanlara acaba diye düşünüyorum. Ama öyle düşünürsen bize haksızlık etmiş olursun. Haksızlık mı? Evet. Samimiyetimizi, bizi anlamamış olursun. Asla böyle hissetmedim. Biliyorum. Ama lütfen bizlerleyken rahat ol artık. Ya da en azından rahatmış gibi davran ki ben de kendimi iyi hissedeyim. Olur. Ne olmuş burada? Neden toplanmış bu insanlar? Arkadaşlar, müsaade edin biraz. Pardon. Pardon, çekin. Neler oluyor burada lütfen. Arkadaşlar? Pardon. Arkadaşlar, lütfen açılın biraz. Elmer. Tamam, tamam açılın. Ambulansı aradınız mı? Evet. Ambulans geliyor canım. Kravatını ver. Hadi bırakma kendini sakın. Tamam mı canım? Başını yüksekte tutmamız lazım. Kurtulacaksın aslanım. Kapama gözlerini. Bana bak, bana. Bak, gözlerime bak. Hadi, aç gözlerini. Hah, tamam. Nerede kaldı bu ambulans ya? Al bakalım. İçin ısınsın, kendine gel biraz. Sağ ol. Arkadaşlara da çay tabii getir. Tabii komiserim. Abi ne kadar kalacağım ben burada? Aslında burası senin için daha iyi. Nasıl yani? Seni böyle paket edip mahkemeye çıkarmak 2 dakikalık işti. Ama savcılıktan ek gözaltı süresi istedik. Cinayeti doğru düzgün araştıralım. Hemen okka altına gitme diye. İyi yapmış mıyız?
Siz daha iyi bilirsiniz tabii abi. Ama cinayeti kurcalar senden başkasını bulamazsak işte o zaman çok kızarım. Abi söyledim size. Ben öldürmedim Derya. Yemin ediyorum ben öldürmedim. İyi. Çayını iç. Size de geliyor. Rıza baba. Ambulans hastaneye varmış. Enver'in durumu ciddi. Çok kan kaybetmiş. Zeynep, kan grubu uyan öğrencilerden bir grup götür hastaneye. Hemen ilgileniyorum. Ben de çocuklarla konuşayım. Kim yapar, neden yapar böyle bir şey öğrenmeye çalışayım. İyi olur. Çocuğun ailesiyle de görüşmek lazım. Belki akraba sülale işi falandır. Çocuklar. İhtimal tabii. Gelin bakayım. Ama önce şurayı bir bitirelim ha. Durumu nasıl oldu acaba? Hala ciddi hala. Kurtarmaya çalışıyorlar. Allah kahretsin. Ben de diğer hocalarla konuşayım Rıza baba. Belki bir şey çıkar. Konuş. Konuş tabii. İşinize yarar mı bilmiyorum ama ben dün Enver'i çocuğun biriyle kavga ederken gördüm. Nerede gördün? Okul tuvaletinde. Kimdi kavga ettiği tanıyor musun? İsmi Umut'tu. Zayıfça bir çocuk. Ayırdım ikisini. Fazla da uzatmadılar zaten. Çıkıp gittiler. Bu Umut buralarda mıdır Ayla? Bilmiyorum ki. Soralım arkadaşlarım. İdareden adresini falan bulabilir miyiz? Tabii tabii. Hadi sor Ayla. Çocuklar, burayı dinleyin. Umut geldi mi bugün okula? Kim hocam? Umut. Tamamdır Murat. Bir şey lazım olursa arayın. Nedir durum usta? Ayla ablanın okulunda işler karışmış biraz. İlgileniyor bizimkiler. Ulan İstanbul'a bak be. Halleme döndü anasını satayım. Canım abilerim, Sezgin'le ilgili izleme raporumu takdim edelim. Et bakalım. Kimle buluşmuş? Şimdi abi. Araç plakasından ulaşabildik adama. Doktor Erkan diye biri. Doktor mu? Evet. Nasıl ya? Ne oldu usta? Ya bunların ölen teyzesi yok mu? Evet. Kadına ölüm raporu veren doktor. Evet. Al işte. Doktor Erkan. Aynı adam mı yani? Ne konuşur bunlar böyle gecenin vakti gizli kapaklı? Taziye muhabbeti değildir herhalde. Adresi var mı doktor? Var abi, var burada. Gidip bir muayene olalım o zaman. Tamam. Hadi. Abi nasıl verdim ama bilgiyi bak. Zinciri bağladık değil mi sayemde? Yürü lan Lale. Çok konuşma, yürü. Okuldan verdikleri adres burası. Bu işle bir alakası varsa evinde durmaz o çocuk. Yine de bakmak lazım. Dikkatli olun yalnız. Neyle karşılaşacağımız belli değil. Duydun değil mi? Geride dur biraz. İşine bak sen. Çalıyorum kapıyı Rıza baba. Polis aç kapıyı. Polis aç diyorum. Umut Kuloğlu'nun evi mi? Evet. Geç öyle. Geç geç. Al Murat. Zeynep benle gel. İçeride mi? Değil, çıktı. Nerede peki? Dünden beri uğramadı hiç. Sen nesi oluyorsun? Ablasıyım. Bilmiyor musun kardeşinin nerede olduğunu? Çıkıp gidiyor, soramıyorum ben. Kimse yok içeride. Bak kızım, kardeşinin başı büyük belada. Onu bir an önce bulmamız lazım. Nerelere takılır? Nerede olabilir? Hadi varsa bir bildiğini söyle, zaman kaybettirme bize. Meydanın oradaki kahveye takılıp duruyor ama orada mıdır bilmiyorum. Nerede bu kahve tam olarak? Yakın mı buraya? Cumali abi. Ha. Kulağını çekeceğim dedin ama gidip biçmişsin adamı. Sana mı soracaktık lan ne yapacağımızı? Ne diyor bu lavuk ya? Çok büyüdü bu iş abi. Ben peşin peşin söyleyeyim. Yokum artık. Okula da paydos. Dönemem artık oraya. Ne demek lan yokum? Çocuk oyuncağı mı lan bu? Mal vereceğiz sana, iş yapacağız dedik lan. Başkasını bul abi. Beni aşar artık. Kusura bakma. Siz beni bilmeyin, ben de sizi bilmeyeyim. Müsaade isteyeyim. Nereye lan? Otur oturduğun yerde. Çek elini ya. İstemiyorum artık. Zorla mı? Değil tabii koçum. Zorlu olmaz zaten bu işler. Ama gel bir defa daha konuşalım. Öyle gidersin. Gel dışarı. Olur konuşalım ama benim kararım kesin abi. Tamam koçum. Tamam. Demedik bir şey. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Bak koçum. Sana kefil olduk, mal çektik abilerden. Nasıl topukluyormuşsun lan? Bir daha anlat bakayım. Abi bir saniye ya. Abi böyle lavuklarla uğraştırma bizi ya. Bir daha olmaz kardeş. Bu son.
Hadi. Kahvede ne iş var o yaştaki çocuğun? Ben bir bulsam daha bir sürü soru soracağım serseriye. Girelim hadi. Bir ses var. Ne sesi? Çocuk şurada. Bu çocuğu da harcamışlar. Allah kahretsin. Ambulans. Hemen ambulans çağıralım. 45-40'tan sağlık ekiplerine. 45-40'tan sağlık ekiplerine. Vatan Caddesi mevkiine bir ambulans. Tekrar ediyorum. Uyan. Uyan hadi uyan. Anlaşıldı tamam. Nasıl durum? Bilmiyorum Rıza baba. İyi değil sanki Rıza baba. 45-40 merkez. Kimse bir yere kıpırdamıyor. Herkes içeri. Bakmayın öyle aval aval. Bana burada neler olduğunu tek tek anlatacaksınız. Hadi içeri. İçeri girin hadi. Hadi. Gir. Bir yarım saat hasta almayayım Şira Hanım. Reçeteleri yazmam lazım. Elindeymişken bize de yaz bir tane. Ne oluyor? Kimsiniz siz? Polis. Bir iki şey sormamız lazım size. Ne sorusu? Tıbbi bir mesele. Hafif kolpa ama tıbbi kolpa. Yani çözsen çözersin. Bakın ben bir şey anlamadım. Bir an önce ölen Rukiye Demircan. Ölüm raporunda da senin ismin var. Sepet gibi bakma öyle. Arkadaşının teyzesi Sezgin'in. Hani gece sahilde buluştuğun Sezgin. Şu kardeşi cinayete kurban giden Sezgin. Yavaş yavaş anlıyor. Eller ayaklar titremeye başladı. Konuşacak mısın doktor yoksa uğraştıracak mısın bizi? Yapmayalım dedim. Büyük derde gireceğiz. Değmez dedim. Dinlemedi Allah'ın belası. Ali beyefendi aracı alalım. Gel bakalım sen bu taraftan. Geç. Kolay oldu ha usta. Tabii. Doktor Erkan. Doktor Erkan. Nezarethaneden bekleniyorsunuz. Lütfen nezarethaneye. Alın arkadaş. Allah kahretsin. Neredeyse gözünüzün önünde gencecik çocuğu bıçaklıyorlar. Yabancıyı dedim. Bu mahallenin çocuğunu. Serseri de olsa. Başı boş da olsa size abi diyen bir adamı. Ama siz ne yapıyorsunuz? Polisi görünce anında vın. Bu mu sizin erkekliğiniz ha? Bu mu? Gördün değil mi başkomiserim? Sorsan şimdi hepsi delikanlıdır bunların. Hepsini toplasan bir adam etmiyor ama. Hepsi birbirinden yüreksiz. Şimdi nasıl yapıyoruz siz söyleyin. Gördüğünüzü, duyduğunuzu, bildiğinizi bir defa da anlatıyor musunuz? Yoksa hepinizi merkeze alıp ekip biçelim mi? Araçlarımız hazır. Merkezde işini severek yapan arkadaşlarımız da hazır. Karar sizin. Hadi çabuk çabuk. Şimdi amirim. Biz şimdi olayın içinde değiliz ama gördük bir şeyler değil mi arkadaşlar? Evet gördük bir şeyler. Ne gördünüz? Şimdi bu Umut'un takıldığı Cumali var. Amirim af buyur. Çorbacı Cumali de derler. Okullara mal veren Cumali. Heh o işte komiserim. Evet. Bir olay olmuş herhalde. Detayını bilemeyeceğiz komiserim. Korkmuş bu Umut. Cumali de iki elemanla çekti çocuğu dışarı. Artık ne yaptıkları malum. Siz geldiniz üstüne komiserim. Bu kadar. Bu kadar değil. Dahası var. Dahası mı? Tabii. Mesela bu Cumali kime çalışıyor? Nereden alıp dağıtıyor malları ha? Yanındakiler kim? Otur bakayım şuraya. Buradan nereye gittiler? Ne bileyim. Ya da nereye gitmiş olabilirler? Gördüğünüz gibi konu çok. Hadi başlayın. Ama çabuk başlayın. Fazla sabrım kalmadı ona göre hadi. Yemin ne ediyorsun? Sonra gidip bozuyorsun. En sonunda da böyle kendini bozuyorsun. Yakışıyor mu be doktor? Çok utanıyorum. İnanın çok pişmanım. İyi. O zaman bize biraz yardımcı ol da inanalım. Anlat bakalım. Çok zengindi Sezgin'in teyzesi. Çok da yaşlıydı. Sezgin de borç içinde olunca... Öldürdünüz kadını. Hayır. Benim cinayetle bir ilgim yok. Sezgin sonradan geldi bana. Ölüm raporu için. Evet. İlaçlarını değiştirip bile bile zehirlemiş kadın. Para teklif etti bana. Ben de rapora kalp krizi yazdım. Savcı kadının yaşının durumuna baktı, otopsi istemedi. Varan bir sonra... Derya'nın cinayetine gel. Sezgin'in tek umudu teyzesinden kalan mirastı.
Ama kadın vasiyetinde malın, paranın hepsini Derya'ya bırakmış. Derya da abisine zırnık koklatmayınca mecburen öldü yani, değil mi? Evet, ama ben sonradan öğrendim cinayeti. Bir şekilde halledeceğim, alacağım hakkım olan parayı demiştim anası Sezgin. Böylesi hiç gelmemişti aklıma. İnanın haberim yoktu kızı öldüreceğinden. Sezgin, telefon sinyali Ali. Canım benim, Doktor Civan'ım, camianın yüz karısı. Artık doktorluk yapamayacağını biliyorsun herhalde Erkan Doktor, ha? Evet, evet biliyorum. Böyle konuşma usta ya. Ufkunu kapatma Erkan'ımın. Alır cezasını, çeker paşa paşa, sonra çıkar. Sahte muayenehane açar. Tabii tabii. Sonra biz gidip orada da çökeriz tepesine. Hayat işte. Böyle gider artık bu. Baya baya ahbap oluruz seninle be doktor. Acayip kaynaşırız ha, acayip. Hadi be Cano ya, bir sinyali bulamadın. Şimdi Aylin olsa var ya, ooo 10 defayı halletmişti. Ali, ayıp oluyor ama bak. Tamam, demedim bir şey hadi. Tamamdır. Sezgin Kılıçarslan, Baniköy 42 numara, yalının önünde. Teyzesinin yalısı. Hemen haber veriyorum bizimkilere. Takipte ol, arayacağım, tamam mı? Tamam. Alt tarafı bir okul lan. Bir sesi. Kaç haftadır bağlayacağım diye vız vız ediyorsun. Sonra geliyorsun karşıma, 3 paket ot satacağız diye 2 tane çocuğu harcadım diyorsun. Nereden arasayım lan seni? Konuşsana lan. Konuşsana lan. Abi mecbur kalmasak uğraşır mıyız? Bu kadar büyütür müyüz bu işi? Okuldaki herif çıyan çıktı. Diğeri de illa ütecekti abi. Seni korumak için abi. Tezgah bozulmasın diye. Sana mı kaldı lan beni korumak? Sana mı kaldı? Sen kimsin lan? Polisi sardın peşimize. Hedefe koydun lan bizi. Polis! Kal orada! Çabuk. Dur lan sen şunları al. Lan. Dur diyorum sana, dur! Gel buraya! Polis! Kaldırın nereye gidiyorum lan! Alın şunu! Geç şunları al. Geç! Gel buraya, gel! Geç! Polis dur! Gel! Geç şuraya! Git. Kalk. At silahını. Yürü. Al bunu. Yürü dedim, yürü. Gel buraya, gel. Cumali sen misin? Evet benim. Alın şunu elinden. Alın şunu. Götür. Yürü Ali, yürü. Yürü. Geç. Geç. Alın bunu. Ekipler malları saymaya başlasın. Narkotiğe de haber verin hadi. Görebiliyor muyuz sinyalin hareketini Canan? Görüyorum komiserim. Beykoz yolunda ilerliyor. Sizden yaklaşık 1 kilometre ileride. 1 kilometre tamam. Ali hadi bas. Tamam. Tam önümüzde mi? Evet usta, biraz önümüzde. Baktı papuç bağlı, yalıyı boşalttı, kaçıyor manyak. Kaçar. İşte orada Ali. Gördüm abi. Yaklaş iyice, yanına geç. Tamam abi. Önünü kesebiliriz, dikkatli olun. Anlaşıldı, tamam. Allah belalarını versin, buldular beni. Gidin başımdan! Çek lan kenara! Çek! Yakalayamazsınız beni! Çek arabayı! Ali, kır şunun önünü, kır! Arka düzgün indik, kesiyoruz! Bir şey yapmadım. Dur lan, dur. Gel. Durun. Bir şey yapmadım. Alın. Diyorum. Alın. Yavaş. Al bunu, al. Tamam Rıza baba, haber veririm. Çocukların durumu da iyiye gidiyor zaten. Anlaşıldı, sağ olun.
Ne yapmışlar Zeynep? Operasyon bitmiş. Uyuşturucu sattırmaya çalışanlar mallarla birlikte yakalanmış. Oh, çok şükür. Bu işin altından böyle bir pislik çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Neyse ki temizlendi. Çocukların durumu iyiye gidiyormuş. En iyi haber de bu işte. Ben daha iyi bir haber duydum aslında. Biraz beklenmedik bir zamanda oldu ama... Bence geç bile kalmıştınız. Tebrikler canım. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ ol. Merkeze dönmeyeceğim. Direkt eve geçeceğim. Bırakayım mı sizi? Olur. Hem yolda laflarız biraz ha? Olur. Hadi. 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 Cumali ile beraber bıçaklamaya karışan diğer gençleri savcılığa sevk ettik Rıza Baba. Bekir ne oldu? Onun işi karışık. Narkotikle muhabbeti biraz uzayacak. Güzel. Doya doya görüşsünler. Siz ne yaptınız? Sezgin zaten köşeye sıkışmıştı. Sorguya gerek kalmadan döküldü her şeyi. Birazdan da adliyeye sevk edecek. Onur'un üstündeki suçlamalar kalktı. Serbest bırakacaklar birazdan. Güzel. Gün içinde pek irtibatta olamadık ama elinize sağlık. İyi çalıştınız. Sağ olun Rıza Baba. Yani bütün ekip adına amirim. Azıcık sus ya. Biraz sus ya. Çıkıyorum ben. Yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz Rıza Baba. Ben de çıkıyorum. Ya Murat, sizin nasıl haberiniz oldu bu okuldaki bıçaklamadan sabahın köründe? İhbar falan da gelmemiş bizim kata. Ya hiç sorma. Engin abi fark etmiş olayı. Aa! Nasıl fark etmiş ya? Tesadüfen mi? Ya öyle tesadüfen oldu canım. Yani tesadüf dediyse durup dururken değil. Değil mi abi? Nasıl ya, ben anlamadım, bir dakika. Ya Murat ya, lütfen. Allah Allah. Yeliz Hanım yok mu? Savcının kardeşi. He. Hani Aile ablanın okulunda başlamıştı göreve. He. İşte Engin abi tam onu okula bırakıyormuş bu sabah. Ya. Bırak hadi bırak. Sabah evinden alıp okuluna mı bırakıyordunuz hanımefendi? Başkomiserim. Evet kardeşim. Ne var bunda? Bilmem. Yok mu bir şey? Daha yok gibi ama... Ya olur olur ya. Ya tabii. Kısmet bu işler. O zaman ne diyeceğiz? Yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun diye. Ya ne meraklı adamlarsınız ya. Her işe sokun şu burnunuza. Her işe. Aa, abin nereye? Tatlı tatlı konuşuyorduk. Okulda almıştır oğlum. Ya servise geç kalacak ya. Tutmayın başkomiserim ya. Ya siz var ya siz. Yatacak yeriniz yok ha. Düşersiniz bir gün elime. Bizden geçti be abi. Çoluk çocuğa karışıyoruz. Hüsnü abi de sen. Yani. Hiç dert etme sen. Bulurum ben bir şeyler. Bak geride Mesut var. Orada o Lale var. Hadi görüşürüz. Hüsnücüğüm. Etüde mi kalsak acaba? Tabii tabii tabii. Kalalım kalalım. Etüde kalalım. Sonra da okul çıkışına gideriz. Ben geldim. Hoş geldin. Şunları asayım, kuracağım sofrayı. Ne yapıyorsun sen Zeynep? Ya ne oluyor be? Koca sepeti sen nasıl kaldırıyorsun tek başına ya? Belini ağrıyacak, bir şey olacak. Dikkat et biraz ya. Ya abarttın ama, ver şunu ver. Vermem. Ben asarım çamaşırları. Çekil şuradan. Ya bırak bırak Murat. Ya laf dinlesene bir kere de ya. Aha Murat. Bana bir şeyler oluyor. İyi misin ha Zeynep? İyi misin canım? Üf. İyiyim, iyiyim. İşine bak sen. Delirtirsin adamı sen ya. Baba. Konuşmayacak mısın benimle? Ne konuşayım? Ne oldu ya? Küstük mü çocuk gibi? Bugün küserim, yarın barışırım. Deliyim oğlum ben. Belli olmaz ne yapacağım. Ya ben öyle demek istemedim ki sana. Ağzımdan kaçtı. O ağzından bayağı bir şeyler kaçıyor bu aralar. Hadi uzatmayalım baba, ne olur ya. Oğlum bak. Papuç kadar dilim var, anladık. Sıkıntıya da gelemiyorsun, tamam biliyoruz. Ama ısırmaya başladın sen artık. Ki ben buna alışık değilim. Baba. Dinle Tunç. Büyüyorsun. Adam olacaksın. Belki bir şeyleri ispat etmeye çalışıyorsun, tamam. Ama bunu kırıp dökerek yaparsan... Tersime gelirsin bir gün. Ben de seni kırarım. Sonra çok zor tamir oluruz. Anladın mı? Anladım baba. Özür dilerim. Olmaz bir daha. Tamam. Baba. Hadi baba. Hadi gül biraz. Hadi ya. Hadi hadi. Hadi sene gül biraz. Ha şöyle ya.
Yaslanın beni. Yeter be! Bıktım yalanından dolanından. Hadi yalanım Fatih. Yaşatmayacağım lan. Bir alma giriyorsun. Onu bunun koynuna giremeyeceksin ha. Fatih yapma. Kes lan kes. Allah'ını seversen yapma. Geberdin işte. Geberdin işte. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Bitecek. Her şey bitecek. Bitecek. Oğlum. Oğlum benim. Canım oğlum. Yemek daha hazır değil mi Suat ya? Öldüm ben açlıktan. Şimdi söndürdüm altını Hüsnü'cüm. Bekle azıcık soğusun getireceğim. Kızım sen de hadi kaldır artık masayı. Sofrayı anne. Kuralım. Hadi kızım hadi. Tamam anne ya. Hadi be. Heh, nerede o dünkü çalışkan çocuklar? Şöyle bak. Malak gibi yayılmışsınız lan televizyonun karşısında. Baba vallahi çalıştık gündüz ya. Bir gece hayatım şu televizyon. Onda karışma ya. Tamam be tamam. Tamam be oğlum. Ne haliniz varsa görün. Hüsnü bakıver şuna bir zahmet. Alo. Alo. Hüsnü ile görüşecektim. Benim. Siz kimsiniz? Aa, tanımadın mı? Hayırsız. Allah Allah. Tanıyamadım. Arife halan. Konya'dan. Hala. Bak benzettim de bir an sesini alamadım ya. Emin olamadım. Hadi oradan sahtekar. Ne yapıyorsun? İyiyiz be hala. İşte oturuyoruz öyle çoluk çombalak. Seni sormalı. İyiyim, iyiyim. İstanbul'a geliyorum ben. Öyle mi? Ne zaman? Ya yarın ya öbür gün. İyi. Gel alıcım bizde kalırsın. Bak bırakmam bir yere ha. İyi olur. Başka yer bildiğim yok zaten. Tamam. Ara yola çıkmadan karşılayayım seni. Olur olur. Kapat hadi. Çok yazdı. Kapat. Tamam. Hayırdır Hüsnü? Kim geliyor? Ya Arife halam yok mu? Konya'daki yani. Aa, o mu geliyor? Enişte de mi geliyormuş? Ya onu sormadım bak. Ya bir dakika ya. Ölmemiş miydi Su abi enişte? Yok yok. Karıştırdın sen enişteleri. O ölen teyzenin kocası Nurullah enişteydi. Ha, doğru ya. Arada bir ilgilen şu akrabalarında Hüsnü. Kim ölmüş, kim kalmış haberin yok. Ben yapsam. Doğru vallahi anne. Ne biçim tepe koymuştu babam şimdi seni. Ziliş, git kızım git. Sen de yangına körükle git. Aferin, aferin. Baba, sen bu Arife halayı görsen tanır mısın? Ha? Neden sordun? Yani başkası ben Arife halayım diye evimize gelip yerleşmez değil mi baba? Vallahi Kemal Sınav filmi gibi oluruz baba. Başlıyorum lan şimdi sizin filminizden eşek sıfaları. Kafamı buluyorsunuz lan ben de akşam akşam. Ya aklıma takıldı ya Suat. Bu Suavi enişte daha yaşlı değil miydi bu Nurullah enişteden? O zaman kesin ölmüştür o Hüsnü. Ben sana söyleyeyim. Suat. Bozuşacağız bak. Teyze hayırdır nereye yolculuk? İstanbul'a yeğenimin yanına. Dönmeyeceksin herhalde. Sattın savdın bütün eşyaları. Sana ne? İşine baksana sen. Tamam teyze kızma. Ha. Bak bakayım buraya. Buyur teyze. Bak. Bakkala gidiversin çocuklardan biri. Ne lazımdı? Nane likörü. Bir şişe. Likör mü? Dokunmasın sana teyze akşam akşam. Sana ne? Dokunursa bana dokunur. Sana ne? Yenge yarın akşama kadar sende kalsın bizim oğlan. Kayınvalide hastalanmış. Aynur oraya gitti. Benim de nöbetim var. Kalsın tabii Fatih. Ne demek? Sağ olasın. Yarın akşam gibi gelip alırım. Tamam. Hayırlı vazifeler. Sağ ol. Neredesin oğlum? İki saattir komiser seni sorup duruyor. Sorsun boşver. Bana bak.
ekip arabasını karakolun arka sokağına bırakacağım 10 dakikaya. Kemal'le gelin olur. Millete de belli etmeyin. Beni görmediniz. Hiç konuşmadık, tamam mı? Ne oluyor Fatih? Ne diyorsun sen? Hayırdır ya? Bir dakika. Fatih, cevap versene oğlum. Fatih! Sabah kağıt toplamaya gelen çocuklar bulmuş cesedi. Kimlik var mı elimizde? Aynur Kabataş. Semt karakolundaki polislerden Fatih Kabataş'ın işi. Polis mi? Hı hı. Kocası nerede peki? Onu biz de merak ediyoruz. Dün geceden beri gören yok. Aynı şeyi mi düşünüyoruz Murat? Galiba. Kesin Aynur muymuş? Kesin. Ne yaptı manyak herif ya? Ne yaptı? Adamın evine ailesine gidilecek. Arkadaşlarıyla konuşulacak. Telefonları, bütün adresleri didik didik edilecek. Anlaşıldı mı? Evet başkomiser. Savcıya bırakıp başlayalım mı bir an önce? Tabii. Hadi gidelim. Aynur gülüm, ne yaptılar sana? Şişt, dur. Tamam, biraz sakin olun. Bırakın! Bırakın dedim! Bırak! Çekil! Şişt, bırak tamam. Kardeşimin yanına gideceğim. Bir saniye bırak, bir saniye. Aynur senin kardeşin mi? Evet. Evet canım o benim, canım! Nerede kocası? Polis değil mi? Siz de polisiniz, bulun kardeşim. Herkes elinden geleni yapacak, sakin ol. Milletten bana ne kardeşim? Bulduğum yerde ben geberteceğim o Fatih hayvanını. Duysun herkes, duysun. Siz de duyun lan. Nereye saklandıysa bulup çıkaracağım onu. Alacağım kardeşimin ödülü. Gidip söyleyin arkadaşınıza. Söyleyin lan. Kendine gel, yeter artık. Gelmezsem ne olur lan? Sakin ol dedim sana, anladın mı? Al şunu araca, merkeze götürüyoruz, alın. Gidelim ulan. Üstlediğiniz köye gidelim ulan. Üstlediğiniz yere gidelim. Gelin bakayım buraya siz. Buyurun başkomiserim. Fatih'le aynı karakoldan mısınız? Evet komiserim. Yakın arkadaşınız herhalde. Evet. Merkeze geçelim, bir konuşalım. Tabii komiserim. Hadi geç. Tabii komiserim. Zeynep, sen de kadının ailesiyle ilgilen. Buradayım. Dikkatli ol, çok yorma kendini. Tamam. Bir şey öğrenirsen de ara hemen. Kendi başına bir şey yapmaya kalkma. Tamam dedim. Tamam ya, tamam. 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 Tamam Murat. Sizi bekliyoruz. Bu arada da Fatih'in sicilini taramaya başlarız. Tamam. Polis mi işlemiş cinayeti? Şimdilik görünen o. Çoluk çocuğu var mıymış? Araştıracaklar. Fatih Kabataş'ın sicil dosyasını isteyin aşağıdan. Hemen başlayalım çalışmaya. Çocuklar, işin içinde teşkilattan biri var. O yüzden çok titiz çalışacağız. Hiçbir açık istemiyorum, tamam mı? Tabii Rıza abi, tabii. Merak etmeyin. Çocuğunun anasına. Sakin ol. Henüz net değil. Sadece Fatih'i arıyoruz. Nereye gideceğini söyledi mi size? Hayır. Nöbetim var dedi bana. Polis arabasıyla gelmiş zaten kapıya. Aynur'un annesi hasta. Onun yanına gitti dedi. Verdi çocuğu bana. Sonradan aradı mı hiç? Hayır, aramadı hiç. Fatih gelip çocuğu almak isteyebilir. Onun yanına veremeyiz. O yüzden şimdilik bizde kalacak. Tamam. Size temasa geçerse de mutlaka haberimiz olsun. Yardımcı olursunuz bize değil mi? Tabii, tabii olurum. Yaptıysa böyle bir canilik çeksin cezasını. Bebeğin eşyası var mı içeride? Var. Getireyim hemen. Bebeği tutuverin iki dakika. Gel canım, gel. Gel bana. Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Yok tabii. Olmasın. Olmasın, boş ver, boş ver. Neydi dertleri? Geçinemiyorlar mıydı? Dert falan yok. Fatih'in manyaklığı. Abuk sabuk şeyler takmış kafasına. Nereden taktıysa. Ne gibi şeyler? Aynur, rahmetli. Tövbe tövbe. Güya boynuzluyormuş bunu. Olabilir mi be? Olabilir mi? Olabilir mi be? Olabilir mi? Sorma bana böyle şeyler. Sorma, çok kötü olur. Asıl ne zaman kötü olur biliyor musun? Mesut tamam. Allah Allah. Bak Hasan. Ne biliyorsan anlattın, sağ ol. Ama buradan çıkınca kendi başına bir iş yapmaya kalkarsan...
Külahları fena değişiriz, anladın mı? Fatih'i bulmak bizim işimiz, gerisi Kaan'ın işi. Sakın bir delilik yapma. Çıkabilir miyim artık? Kaybol, kaybol. Alın şunu hadi. Hadi kaybol. Ne dersin? Söz dinleyecek mi bu adam? Vallahi dinlese iyi olur. O mevkideki EDS kamerasından alınan görüntüler amirim. Dün gece saat 23.00. Polis arabasıyla mı bırakmış cesedi? Bebeği bırakmaya da bu araçla gitmemiş miydi? Evet. Cesetle bebek aynı araçta mıydı yani? Bu vahşeti yapan her şeyi yapar işte. Nerede şimdi bu ekip arabası? Murat'ın konuştuğu karakol polislerinde Rıza baba. Onlar nerede peki? İfade vermeye buraya gelecekler. Çok konuştuk Fatih'le. Senin kuruntun dedik. Aynur öyle kız değil. Günahına girme dedik. Dinlemedi sizi ha? Kimseyi dinlemez ki. İnadın tekidir. Kemal. Dün gece neler oldu peki? Fatih, ceset taşıdığı arabayı size ne zaman, nerede verdi? Biz Fatih'i dün gece görmedik amirim. Araba nasıl geçti size? Karakoldaydık ikimiz. Arada bu sesi bir tuhaf. Arabayı aşağı sokağa bırakacağım, gelin alın dedi. Beni de görmediniz, duymadınız dedi. İşkilendik tabii. Koştuk sokağa. Bırakmış gitmiş arabayı. Aradık ettik, telefon da kapalı. Ceset taşınmış arabada. Kan izi, koku, herhangi bir şey. Hiç şüphelenmediniz mi? Yok, dikkatimizi çeken bir şey yoktu arabada. Hem olsa bile günde bin tane adam inip biniyor. Aklımıza mı gelir böyle olacağı amirim? Anlaşıldı. İfadelerini imzalayıp çıksınlar Murat. Tabii Rıza baba. Hakkınızda soruşturma açılacak. Gerisi müfettişlerin işi. Bak Fatih, herhangi birinizle temasa geçtiğinde hemen bize haber veriyorsunuz. Zaten yeterince ihmaliniz var. Bari bundan sonra hata yapmayın. Çıkın hadi. Anlaşıldı. Tamam, sizi ararsa hemen haber vereyim bize. Kuzeni demiştin, onun numarası kaçtı? Evet, yazıyorum. Aa, bu kim böyle? Ha. Fatih'in oğlu. Yapma tamam. Ya, yengesinden mi aldın? Evet. Eyvallah. Yakışmış eline, Murat görmesin. Tamam. Bırak şimdi ya Aylin. Zeynep, ne çabuk doğurdun sen ya? Ya aman abi. Ne? Ne yaptınız? Vallahi Fatih'in akrabalarına ulaşmaya çalışıyorum telefonda ama kimsenin bir şeyden haberi yok. Bekliyor muyuz yani şimdilik? Öyle görünüyor. Şşt! Adın ne senin? Adın ne bunun ya? Maşallah Tosun! Cuma da olmayacaksın bunu lan. Elini kana buladı. Başını yaktı gerizekalı. Bizi de yaktı hayvan. Bakalım ne yapacağız müfettişlerle. Anamızı alacak oğlum. İşin yoksa uğraş. Hadi. Akşam nöbetinde görüşürüz. Eyvallah. Gel bakalım lan şerefsiz. Bırak, bırak silahı. Hasan bak bırak. Konuşma. Hasan. Ulan bacım oldu lan. Ulan bacım oldu lan. Yürü. Hasan yapma. Bas gaza. Fatih'ten hala iz yok. Telefonundan sinyal alınmıyor. Adam polis sonuçta. Kendisini nerede nasıl arayacağımızı biliyordur herhalde. Fark etmez. Biraz geç, biraz erken. Mutlaka hata yapacak. Arkadaşları yardım edecek mi bize? Edecekler. Kendilerini bu işin içinden sıyırmaya bakıyorlar. Hadi bakalım. Çocuğu ne yaptın Zeynep? Şimdilik bizde. Sosyal hizmetlerden birinin gelip almasını bekliyoruz. Yani olayda şimdilik sadece bekliyoruz, öyle mi? Evet. Ama dediğin gibi abi. Sadece şimdilik. Alo. Alo Aydoğan. Fatih sen misin lan? Benim. Yalnız mısın? Ne yaptın oğlum sen? Mahvettin kendini. Bir sus da dinle. Kaçacağım ben İstanbul'dan. Yardım et bana. Nereye kaçacaksın oğlum? Delirdin mi? Neredesin şimdi? Para bul bana Aydoğan. Vardır sende bir şeyler. Borçağı yanlış anlama. Ayarlayıp getirebilir misin? Tamam. Tamam toparlarım bir şeyler. Yerini söyle. Halit abinin yerindeyim. Bilmiyorum Hasan. Çoluğumu çocuğumu düşünün. Yalan söyleme köpek. Ya bilmiyorum ya, yemin ederim. Bilmiyorum. Çek şu silahı. Bir kaza çıkacak. Çek. Sizden büyük kaza mı var lan? Mahvettiniz lan kardeşimi. Biz bir şey yapmadık. Yapmadık. Arkadaşın arıyor. Aç. Sakin sakin konuş. Sıkmayayım kafana. Aydoğan. Kemal, Fatih aradı. Şşş sakin. Neredeymiş? Söyledi mi bir şey? Halit abinin yerinde. Gitmiştik ya geçen ay. Anladım. Ben yanına gidiyorum. Teslim olmaya ikna etmeye çalışacağım. Sen de gel. Tamam. Tamam, orada görüşürüz. Hadi eyvallah. Aferin lan. Aferin. Sen de kaybol ortada. Hadi. Thank you.
amirim. Kemal Sönmez aradı. Cinayet olayında ifade veren karakol polisi. Ne diyor peki? Bir iz var mı Fatih'ten? Ölen kadının abisi Kemal'i yaralamış. Bir de adres vermiş galiba. Oraya doğru hareket etmişler. Murat, Engin, gelin benimle. Hemen çıkıyoruz. Hadi. Tabii amirim. Kemal'in yeri belli mi? Evet, burada. Biz de gelseydik Rıza Baba. Haber bekleyin bizden. Diğer adrese siz intikal edersiniz. Çabuk hadi. Tamam. Fatih, sonu yok bu işin. Teslim olman lazım. Nasihat istemedik senden kardeşim. Varsa para getir dedik. Bırak şimdi parayı. Millet her yerde seni arıyor. Aynur'un abisi Hasan. Gözü dönmüş. Polis bizi bile ifadeye aldı. Alırsa alsın ne yapayım? Ceza alamam ben Aydoğan. Kaldıramam. Onu yengeyi vurmadan önce düşünecektim. Delirtti beni. Bilmiyorsun sanki arkamdan çevirdiği işleri. Ne işi be oğlum? Ne işi? Benim meselemdi. Hallettim. Karışmayın siz. Nereye gidiyorsun? Arabaya. Para almaya. Alo. Ben polis memuru Aydoğan. Bugün ifade vermiştik Rıza amire. Kendisine aktarabilir misiniz beni? Önemli bir gelişme var da. Tamam, bekliyorum. İyisin değil mi? Yok ciddi bir şey. Yok komiserim. Darbe aldım kafadan, biraz o kadar. Hasan öğrendi mi Fatih'in saklandığı yeri? Aydoğan telefonda söylerken duydu. Şu Riva yolundaki Halit'in yeri. Eminsin değil mi o yerde? Evet. Evet eminim. Efendim? Kemal'i alalım, tamam. Hastaneye götürelim hadi çocuklar. Tamam aktar. Evet. Orada mısınız? Tamam tamam, biz geliyoruz. Sakın bir delilik yapmasın, tamam mı? Dikkatli ol hadi. Kim Rıza baba? Aydoğan. Fatih'in yanından arıyor. Bizimkilere haber verin, hemen çıksınlar merkezden. Orada buluşacağız hadi çabuk. Alo. Hüsnü abi. Fatih! Çık dışarı! Şerefsiz çık! Hasan bu. Nasıl buldu burayı? Sen mi söyledin? Fatih, saçmalama! Geberteceğim seni, çık! Çık ulan! Gel lan! Kim kimi gebertiyor? Gel! Sen gel, sen gel! Şerefsiz! Geberteceğim seni! Öldüreceğim lan seni! Gel buraya! Çık dışarı lan! Geberteceğim lan seni şerefsiz! İki tarafta silahlı. Dikkatli olun. Zeynep! Zeynep sen geride kal. Ya karışma bana. Zeynep! Çık ulan! Çık ulan şerefsiz! Asa akıllı polis! At silahı lan! Gidin lan buradan! Gel buraya! Peşindeyim ben! Zeynep! At, teslim ol. At silahı. At silahı, at, at. At, atlıyorum. Yaklaşmayın lan, rahat bırakın beni. Ne orada? At silahı. Vururum, at silahı diyorum. Aa. Geç şöyle, geç, 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 geç. Yürü. Gelmeyin demedim mi? Konuşmayacak mısın? Susacak mıyız hep öyle?
Olur susalım. İkimiz de susalım. Zaten susuyordun. Susmana fazla kalmamıştı. O herif susturuyordu seni. Az kalmıştı. Temelli susmana az kalmıştı. Uzatma tamam. Ne demek uzatma? Böyle şeyler olur demek. Hep vardır, olur. Her zaman olur. Olmasını istemiyorum. Seni istiyorum ben. Çocuğumu istiyorum. Bunu anlamanı istiyorum. Bağırıp durma bana. Senin derdin ne? Derdin ne? Derdim falan yok. Hayır var. Kendini deli gibi oradan oraya atmalar, ters gitmeler, laf dinlememeler. Beni korumanı istemiyorum Murat. Buna hakkım var. Karımı korumaya hakkım var. Her erkeğin vardır. Ne diyeceksin? Geri kafalı. Evet geri kafalı. Var mı daha az? Senle ben. Biz ikimiz aynı şartlardayız, doğru mu? Yani hayata ve ölüme eşit mesafede. İkimiz de eşit. %50-%50. Sen ölümle burun burunayken korunmak istemem. Sen ölüme %50 yakınken ben %49'a razı olamam Murat. Olmaz. Sen olmayınca olmaz. Anla artık bunu. Sok kafana. Çünkü mümkün değil, anladın mı? Sensiz mümkün değil. Kadınımsın. Hem ilk hem tek hem de zor aşkımsın. Canım. Canımsın. Kanımsın. Kadınımsın. Hem ilk hem tek hem de son aşkımsın. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var.